Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ee, beni bu ilim ortamına misafir olarak kabul ettiğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Benim e, bugün itibariyle sizlerle paylaşmak istediğim konu, sünnet, nebevi sünnet ve yaşayan sünnet diye üç'e ayırdığım, üç ayrı e, şekilde ifade ettiğim, ama özeti veyahut da toplamında yine sünnet diyeceğim o ayrı bir olay, ama bunun safalarını anlatmak istiyorum sizlerle. Ve burada bir tabir caizse sünnet kavramına bakış açımız ve onu hayata taşıyışımızda belki e, farklı düşüncelerin söz konusu olabileceğini de e, bu sunumun sonunda inşallah görmüş olursunuz. Benim sunum planım şöyle, muhayyel bir kişinin sormuş olduğu iki tane kısa bir soru var ve onlara vermiş olduğum benim uzun cevaplar var. Soru şu kadar basit, sünnet nedir? İki, Sünnetin teşhideki, yani yasamadaki, yani kanundaki, legislatif dediğimiz alandaki yeri nedir? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin bizim hukuki düzlemdeki, hayatımızdaki yeri nedir? Sorularına cevap ver. Olay bu kadar basit. Şimdi e, genelde hepiniz bilirsiniz, daha önceki sunumlarda da görmüşsünüzdür belki veya tahtınıza kaldıysa. Ben kavramlara çok önem veren bir insanım. Neden? Çünkü kavramın içinin nasıl doldurulduğu çok 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 önemlidir. Zira siz ve ben bir kavram üzerinde konuşuyorsak aynı içerikte paylaşmıyorsak aynı içerikte buluşmuyorsak, şayet aynı dili konuşsak bile aynı kavramı konuşsak bile farklı şeyler anlarız. Ondan dolayı önce sünnet kavramıyla sizinle benim anladığım şeyin örtüşmesi lazım ki onun üzerine hüküm bina edelim. Onun üzerine fikirlerimizi <laughs> tartışabilelim. E, fakat bu defa öyle yapmayacağım. Bu defa sünnet kelimesinin kullanım örneklerinden bazı şeyler vereceğim size. Sonra ısılahi manalarına geçeceğim. Yani ısılahi kavramsal, terimsel düzlemdeki manalarına geçeceğim. E, bildiğiniz şeyler bunlar e, hadis şeriflerden aldım. Men senne fil İslamı sünneten haseneten felahu ejruhe veya tersi var. Sünneten seyyeten felahu vizruhe diye. Yani bir e, yol açan, yeni bir şey icat eden, ortaya koyan, bu güzelse kıyamete kadar gelen bütün insanlar eğer onu yaptığı takdirde ilk defa bunu icat eden kişiye sevap verilmesi, tersi ise günah verilmesi. Bu manada sünnet, Efendimizin bu beyanındaki sünnet bir çığır açma, yeni bir şey ortaya koyma anlamını taşıyor. Bir başka e, kavram veya da bir başka örnek, sünnü bihim sünnete ehli kitab. Mecusilere nasıl cizye belirleyeceğiz? Kaç lira verecekler? İşte ehli kitaplar şöyle veriyor, e, müşrikler şöyle veriyor ama mecusiler farklı bir inanç grubuna müntesip onlara nasıl cizi hesaplayacağız dediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı şudur. Sünnü bihim sünnete ehlil kite. Yani Yahudi ve Hristiyanlara nasıl hesaplama yapıyorsanız aynı şeyi bunlara da tatbik edin manasında kullanıyor. Üçüncüsü Risallerden hatırlarsınız. Men ragibe an sünneti feleyse minni. Kim benim sünnetimden ters çeviriyorsa, aksine bir yol izliyorsa o benden değildir beyanı. Bunu ne zaman söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? İşte Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın ibadetlerini azımsayan insanları duyduğu zaman Hazreti Ayşe validemize geliyorlar soruyorlarla o zaman söylüyor bunu. Kim benim sünnetimden? Ne demek bunun manası? Evlenmesi, oruç tutması, namaz kılması ekseninde o sorular diyor ki buradaki mana hayat tarzıdır. Kabullenmiş olduğu hayat tarzına yönelik namaz, oruç ve evlenmekle alakalı çerçevede bunu söylüyor. Aleykum bi sünneti ve sünnetu hulefai râşidine min ba'di. Yani benim ve benden sonraki raşid halifelerimin sünnetine uyun diyor. Bakın burada da bir hayat tarzını çok rahatlıkla görebilirsiniz. İfade edilen mana odur. Bir başka şey. inni gad teraktu <laughs> fikum inâ khattum bihi len yadillullahu len yadillu ba'de. Kitab Allahi ve sünneti. Bu da veda haçındaki bir beyanı Efendimizin. Size iki şey bıraktım onlara tutunduğunuz sürece sapmazsınız, dalalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti burada da yine hayat tarzı manalarını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birbirinden farklı anlamları var. Zaten bugün herhangi bir Arapça kitabı ele alsanız, sözü ele alsanız, sünnet kelimesinin, senle kelimesinin anlam grafiğine baksanız birbirinden farklı manalar olduğunu görürsünüz. Zaten bütün dillerde geçerlidir bir kelimenin farklı farklı anlamlara gelmez. Şimdi ıslahî manasına geçeceğim ve farklı alanlarda nasıl eee verildiğini söyleyeceğim. Luka'da baktığınız zaman sünnet kelimesi Arapçada değerli abilerim ve ablalarım izlenen yol demek. Yöntem demek. Alınan herhangi tatbik edilen bir uygulama demek. Veya en genel ve en geniş manada sosyal hayatta örf, adet, gelenek ve görenek demek. Ama bu bu kavram Sılahi bir anlam kazandığı zaman İslam dininde peygamber efendimizle beraber o zaman farklı şekillerde kullanmış. Buna göre baktığımızda cahiliyede demin söyledim lügattaki o mana olduğu gibi kullanılıyor. Örf, adet, gelenek, görenek. Kur'an'da sünnetullah olarak kullanılıyor. Sünnetullah demek Allah'ın kainata koymuş olduğu kevni kanunları. Yer çekimi kanunu gibi. Kadın ve erkeğin efendim birbirleriyle e, işte nasıl diyeyim şehevi duygularını kada etmede var ola gelen ilgileri ve alakaları gibi sayın sayabildiğiniz kadar kıyamet gibi şey söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla sünnetullah kavramı Kur'an'da sünnet kavramı Kur'an'da sünnetullah şekliyle geçiyor ve manası da Allah'ın kainata koymuş olduğu kevni kurallardır, kanunlardır. Pekala hadise nasıl geçiyor? hadis de sünnet eşittir hadis olarak geçiyor. O da İmam-ı Şafii'nin tasrifi veyahut da tarifi içerisinde Peygamber Efendimiz'e ait ki hepimiz bunu biliriz zaten sünnet deyince aklımıza gelen ilk mana budur. Allah Resulü'nün sözleri, Allah Resulü'nün beyanları, şey, fiilleri ve bir de huzurunda yapılıp veya daha sonra kendisine intikal ettiği zaman kabuller, kabulleri, takrirleri, itirazı etmemeleri bunları da sünnet olarak değerlendiriyor hadis ilminde. Bu manada şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü, beyanı zaten hadis. Fiili ya hadis olarak geçiyor. Takrirleri hadis kitaplarında geçiyor ve hadis olarak intikal ediliyor. Burada şunu görüyoruz. Sünnetle hadisin eşitliğini, özdeşliğini görüyoruz ki bu ehli hadis diye biraz sonra anlatacağım grubun düşünce ekolünün kabulüdür. Onlar böyle kabulleniyorlar. Ama Ehli Rey dediğimiz İmam-ı Azam'ın başını çekmiş olduğu bir başka grupsa akla daha fazla ya da gayi yaklaşıma daha fazla önem vererekten onlar farklı şeyler söyleyecek göreceğiz şimdi. Pekala fıkıh usulünde nedir? Fıkıh usulünde aynen hadiste olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz fiil ve takrirleri olarak geçer. Furu fıkıha gelince yani bizim işte o hukuki amellerimizin doğru mu, yanlış mı, helal mı, haram mı, caiz mi, değil mi konularının konuşulmuş olduğu alana gelince o alanda sevap ve günah bakımından değerlendirilir sünnet kelimesi. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mekruh, mendup kavramları var ya yani efali mükellefini ifade ederken kullandığımız kavramlar onlar arasında yerini alır. Bu manada sevap veyahut da günah yapmış olduğunuz herhangi bir eylemin sevap yahut da günah olup olmadığı ekseninde bir değerlendirmeye tabi tutulur veyahut da bir değer yargısı olarak ortaya konur sünnet kavramı. Kelam ilmine gelince, kelam ilminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının hem itikatta, inançta, imanda hem de amelde takip etmiş, takip ettikleri yoldur. Burada ehli sünnet kavramını çok rahatlıkla hatırlayabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, ehl sünnet kavramı kelam ilminde ikinci asırdan sonra ortaya çıkan belki o dönemdeki siyasi hadiselerin teolojiye yansıması olarak karşımıza çıkan bir şemsiye kavramdır. Ve o şemsiye kavram içerisinde Allah Resulü'nün ibadeti, itikadı, inancı veyahut da asabının takip etmiş olduğu yol olarak belirlenebilir. Zaten öyle de kullanılıyor. Son olarak Bizde yani genelde biz nasıl kullanıyoruz bunu halk dilinde mübaha eylem konusunda kullanıyoruz yani öyle bir e, karşılık veriyoruz yani yaptığın zaman e, sevap olan yapmadığın zaman günaha girmemiş olduğun ya da bit adı olmayan şeklinde bir kullanım alanına sahip sünnet kelimesi. Şimdi demin bir şey söyledim sizlere. Burasının özellikle bu slaytın ve bundan sonra yapacağım açıklamanın önemli olduğu kanaatindeyim. Bazı şeylerin e, kafamıza netleşmesi açısından. Demin ifade ettiğim gibi ilerleyen dönemlerde sünnet kelimesi bid'atın karşılığı olarak kullanılmıştır. Pekala bid'at nedir? En geniş ve en genel manada bid'at Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde olmayan, İster dini olsun, ister seküler olsun, dünyevi olsun, hiç fark etmez. Her şeye bitat demiştir ehli eser. Yani ben burada şunu görüyorum aslında, hayatın dondurulması, 610-632 yıllar arasında peygamberlik yapmış olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke-Medine ortamındaki hayat tarzı, işte bu esas olan budur. Cenab-ı Hak'ta insanı ulaştıracak, rızasını ulaştıracak olan budur. Bunun haricinde icat edilen her şey ama her şey bidattır. Bunu genelde el hadiste görebilirsiniz, ehl ezerde görebilirsiniz. Ama dar anlamda ehli rey dediğimiz İmam-ı Azam'ın başını çekmiş olduğu erken dönemlerde daha geriye giderseniz sahabeden bir sürü isimler söyleyebilirim. Hazreti Ömer başta olmak üzere. Evet onlarsa dini bağlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı ve ibadet kasıyla ortaya atılan şey ebitat diyor. Ama onun haricindeki dünyevi alanda hayatın tabii akışı içerisinde var ola gelen, icat edile gelen, hayatımıza giren her şeyi bir tat kapsamı içerisinde değerlendirmiyor. Şimdi hatırlayın benim yetişmiş olduğum dönemlerde ben 1961 doğumluyum. Bizim Tavşanlı'da efendim bisiklete binmeyi bidat derdi dedelerimiz, nelerimiz. İşte bu bu yaklaşım farklılığından kaynaklanıyor. Yani Allah Resulü sallallahu ve sellem döneminde olmayan her şey. Futbol oynamaya, top oynamaya bidat derdi. Neden diye sorardım ben nineme, Allah gani gani rahmet eylesin. Derdi ki oğlum bidat peygamberimiz zamanında var mı derdi. Onun için ee, bunu geniş ve dar anlamda ama halka da yansıması bakın aradan 14 asır geçmiş olmasına ama ben ninemin bir sözünü anlatıyorum size. Dolayısıyla tabanda kabulü de oldukça önemlidir. Bunun değişmesinde zaman alacağı muhakkaktır eğer kabullenmiyorsanız. Sonuç. Sünni kavramı da, ehli sünnet kavramı da, ehli bid'a kavramı da işte hep bu dönemde yani tabi'in, tebe-i tabi'in ve sonraki dönemlerde ortaya çıkan kavramlardır. Ve onlara verilmiş olan anlam da yukarıda söylemiş olduğum gibi ya Peygamber Efendimiz zamanında var olan ya da olmayan ya da Peygamber Efendimizin ibadet kasıyla yaptığı ya da yapmadığı şeklinde farklı ayrımlara konu olmuştur. Bir başka önemli nokta, bir başka önemli nokta. İşte bu tabiin, tebeyi tabiin döneminde bu ehli sünnet kavramı aynı zamanda siyasallaşan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yani iktidarı, iktidarın temel düşüncelerini ve ideolojilerini, politikalarını benimseyen insanlar ehli sünnet deniliyor. evlileri benimsemeyen insanlara ehli ee, i deniliyor. O da ayrı bir boyutudur işin ama onlara şu anda girmeyeceğim. Pekala bu ehli hadis ve ehli rey birini i̇mam Şafi başını çekiyor, bir diğerini İmam-ı Azam başını çekiyor. Fıkıh ee, fıkıhçılar arasında diyeyim, hukukçular arasında diyeyim ama öncesi de var yok değil. Mesela Abdullah İbni Ömer ehli hadisin e, dayanaklarından bir tanesidir ama babası Hazreti Ömer ehli reyin dayanaklarından bir tanesidir. Ortaya koymuş oldukları düşüncelerle ve yapa gelmiş oldukları iştihadi yaklaşımlarla ve e, fiillerle. Şimdi şu ilk defa böyle bolt yazmadığım yerler ehli hadisin, bolt yazdığım yerlerde işaretlediğim yerlerse ehli reyin görüşü. Şimdi en hadis diyor ki insan aklı yetersizdir. Onun yapacağı bir tek şey vardır Kur'an'a ve sünnete tabi olması. Ehlire de diyor ki insan aklı vahyin rehberliği eşliğinde onun önderliğinde, onun çizdiği istikamette mutlaka yeni şeyler üretmek zorundadır diyor. Bu bir. Bakın en temel görüş söylüyor. söylüyorum. İki, Diyor ki ehl hadis mutlak bilgi Kur'an ve sünnette bize verilmiştir. Onun haricindeki her türlü bilgi çöpe atılabilir. Ama şey diyor ki ehl Rey diyor ki yani İmam-ı Azam ve onun ekibinden onun ekolünden olan insanlar dinin emirleri bir metafizik yani iman, ibadet, itikat, iki ahlak, üç de ameli hükümler yani sosyal hayatımızı düzenleyen kurallar olarak ayrımı yapılmalıdır. Kur'an ve sünnetin ele almış olduğu olaylar İçinde yaşamış olduğu dönem, örf, adet, gelenek, zamanın dar olması 23 yıllık sınırlıdır. Ama hayat devam edip gidiyor. Kıyamet gibi yeni olaylar çıkıyor, hadiseler çıkıyor. Dolayısıyla bu Kur'an ve sünnette biz birebir çözümünü bulmamış olduğumuz e, olaylara, hadiselere ancak akılla çözüm bulmak zorundayız. Ve akıl bunu yapmak mecburiyetindedir diyor. Onlar da diyor ki hayır biz bunları Kur'an ve sünnetten bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Kıyas yaparak olur. Söyleyeceğim şimdi. Üç, sünnet vahiy mahsulüdür diyor. Neden? Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu her bir e, fiil, söylemiş olduğu her bir söz Allah'ın beyanıdır. Onun kabulüne e, vabessedir. Eleri de diyor ki evet dolaylı olarak bu denilebilir. Niçin? Çünkü eğer yanlış bir şey olsaydı, Cenab-ı Hak onu bir ayetle tasih ederdi ya da Cebrail'i gönderirdi. Dolaylı olarak ona vahiy denilebilir ama devrin telakkilerine bağlı olarak yapmış olduğu birçok eylemi, söylemiş olduğu birçok sözü de vardır Allah Resulü'nün hurma aşılama hadisesini hatırlayın lütfen. Daha sonra ne oluyor? Ben bu hurma aşılamanın bir ürün getireceğine inanmıyorum diyor Allah Resulü. Onlar da bırakıyor Medine'ye intikal ettiğinde. Ertesi gün Kurma ağaçları efendim iyi bir meyve vermediği zaman, iyi bir ürün vermediği zaman da Efendimiz'e soruyor neden böyle oldu? Diyorlar ki aşılamayı bıraktık. O zaman Allah Resulü'nün sözü hepinizin malumudur. Dünya işlerini entüme alemi bi umuru kum Dünya işlerini siz benden daha iyi bilirsiniz. Yani devrin telakkilerine ya da kendi düşüncelerine göre beyanları da var. Allah Resulü'nün diyor ehli rey. Akıl ya itaat edecek ya da isimbat edecek. Ama isimbatı da kıyası sınırlıdır. Niçin? Çünkü kendilerine bir alana koymuş ehli hadis bu konuda. Diyor ki mutlaka Kur'an ve sünnette mutlak bilgi vardır. O mutlak bilgi, mutlak hakikatin bilgisiyle biz kıyamete kadar gelecek her türlü sorunu Kur'an'dan çözebiliriz, hadisten çözebiliriz diyor. Dolayısıyla mecburen yeni hadiseler karşısında bir istimbatta bulunacak, bir hüküm istihracında bulunacak. Ama bu isimbatı da, bu hüküm istikracını da kıyasla sınırlıyor. Kur'an böyle diyor, burada haramdır, öyleyse bu hadise buna benziyor. Aralarındaki ortak illet budur ve çüşebek budur, öyleyse bu da haramdır. Sadece kıyasla sınırlıyor. İmam-ı Azam ve emsali ehl-i reyekulü ise itaat edecek yerler tabii ki var. Mesela namazda, suret-i katiyede e, istimbad yaparak yeni bir namaz icat edecek değiliz. Yeni bir ibadet formu icat edeceğiz. Buralarda itaat edeceğiz. Ama beri tarafta hayata bakan ve yeni hükümler arayışımızı istinbatla şeyle kıyasla sınırlı tutamazsınız diyor. Son olarak istisnalar söz konusu değilse lafsın zahiri hükmüyle amel edilmeli diyor el hadis. Şey de diyor ki e, ehli rey de diyor ki her zaman lafız, mana, hüküm, maksat, hadisin sebebi vurudu, hükmün vasatı ve mesaj bütünlüğü gözetilmelidir diyor. Zira lafız çok önemlidir çünkü manayı taşıyan lafızdır. Lafza atamazsınız. O lafzın manası önemlidir. Eğer o lafız bir hüküm ifade ediyorsa o hüküm çok önemlidir. Ama o hükmün maksadı da çok önemlidir. Bu hadisi Allah Resulü hangi münasebetle söyledi? Bu da çok önemlidir. Bir de hangi ortamda söyledi? Bu da önemli ve bir de evrensel olması itibariyle bizlere daha sonra yaşayan Müslümanlara bununla ne mesaj veriyor bu da önemlidir. Dolayısıyla biz bir hadisi ele aldığımız zaman bu yedi şeyi bir bütün olarak bakmalıyız ve ona göre hüküm üretmeliyiz diyor ehli rey. Ve diyor ki arkasından ihlaful, hadis gibi, nesih gibi, cem gibi, telif gibi, tefrik gibi, amhas, takdim, tehir vesaire gibi metodolojilerle yapılmak istenen şey zaten budur. Yani İslami değerleri yaşamış olduğunuz döneme taşıma ancak böyle bir akıl yürütmeyle mümkündür diyor. Netice itibariyle şimdi geliyorum kavramsal düzlemi bitireceğim. Sünnet cahiliye döneminde unutmayın Arapların da kullandığı bir kelime ve kavramdır. Sünnet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, fiil ve takrirlerine verilen bir isimdir. Sünnet Efendimiz Aleyhisselam'ın din dünya hayatına ait genel anlayış ve tutumudur çerçeve bir anlam ifade eder. Sünnet Müslümanın dünya görüşü ve bu temel üzerine oturan yaşam tarzıdır ve sünnet hadis değildir. Hadis Efendimizin sözleri, sünnet hem sözleri hem de davranışlarından çıkartılan ilkelerle belirlenen hayat tarzıdır ve bu süreç Efendimize bitmemiştir, hala devam etmektedir. Şimdi buna göre kırmızıyla eğer görüyorsanız, kırmızı olarak görüyorsunuz, ben öyle görüyorum. Kırmızı ile işaretlediğim şey sünnet. Mavi ile işaretlemiş olduğum kavramlar nebevi sünnet. Yani akıp giden nehirde, birazdan bir misal de vereceğim. Akıp giden nehirde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müdahalesi. Sonrası ise Efendimiz sonrasında devam ede gelen hayat çizgisi. Buna da yaşayan sünnet diyoruz. Şöyle değerlendirebilirsiniz. Sünnet, hadise eşdeğer değildir. Her hadis, söz, fiil ve takdir sünnettir ama her sünnet hadis değildir. Çocukların sünnet edilmesi, erkeklerin sünnet ama nebevi sünnet değildir. Sünnet kendisinden önce de var. Dişlerin efendim fırçalanması sünnet insanlığa ait Hazreti Adem'den beri var ola gelen bir şey ama nebevi sünnet değildir. Anladınız mı demek istediğimi? Hadis Efendimiz'e nispet edilen bilgi sünnet öncekilerin de izini taşıyan veya yeniden inşa davranışlar bütünüdür. Tekrar söylüyorum. Öncekilerin de izini taşıyan neden? Çünkü Kur'an'da verili bir toplumda nazil olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da verili bir toplum peygamberlik yapmıştır. Ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koymuş olduğu emirler, yasaklar veyahut da işte hükümler birçoğu zaten cahiliyede var ola gelen şeylerdir. Hatta cahiliyeden önce var ola gelen şeylerdir. Tabiri caizse Hazreti Adem'den bu yana insanlığın kazanımı olan şeylerdir. Tesettürü es esas alın. Yani giyinmeyi esas alın mesela. Ee, onun için bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın koymuş olduğu, devreye girmiş olduğu yer nebevi sünneti. Ama sonraki nesillerin gerek ta Hazreti Adem'den bu yana, gerek Efendimizin müdahalesiyle, tarihteki o müdahale kesidiyle baktığınızda, o bilgi ve davranışları gayi bir yaklaşımla, maksadi bir yaklaşımla çıkartmış oldukları dünya görüşüne uyguladıkları hayat tarzı işte bu da yaşayan sünnettir. Buna göre şöyle bir şey yapabiliriz. Sünnet Hazreti Adem'den Efendimizin peygamber olduğu döneme kadar devam ede gelen şey. Ki İmam-ı Malik buna sünnet-i maziye tabirini kullanıyor. Oldukça önemli bir kavramdır. Efendimizin devreye girmiş olduğu kesit 610-632 nebevi sünnetin olduğu bir yer. Ya kabulleri var, onayları var, ya yeniden inşaları var, ya da reddettikleri var. Bunların toplamı nebevi sünnet. Ama Efendimizin vefatından sonra ise o çizgide yapılan çünkü hayat devam edip duruyor. Yeni şeyler ortaya geliyor. İşte onlara üretilmiş olan ve o çizgide yeni yaşam tarzlarına da ama o çizgide olmak şartıyla bak yeni istikamet çizgisinde onlara da yaşayan sünnet diyoruz. O zaman sünnet aslında bugün bizim anladığımız manada sünnet bunların toplamından ibarettir. Ama illa bir ayrım yapacaksak sünnet efendimize kadar nebevi sünnet efendimizin hayatıyla sınırlı peygamberlik dönemi. Ondan sonraki sünnet ise ee, yaşayan Sünnet bizim onlardan çıkartmış olduğumuz ilkeler ve amaçlardan harekette kabullenmiş olduğumuz şeylerdir. Şöyle düşünün, Hazreti Ademle başlayan bir nehir akıyor böyle akıyor. Ta Allah Resulüne kadar akıyor 610'a kadar. İşte burada 610-632 arasında nebevi Sünnet giriyor. 632'den 32'den sonra hem Sünnetten hem nebevi Sünnetten ilkeler, amaçlar, gayeler çıkartarak kendi Yaşamış olduğu sistemde yeni şeyler ortaya koyma, buna da yaşayan sünnet diyoruz. Ama bunların hepsinin toplamı sünnet kapsamı içerisine girer. Şimdi bu birinci soru. İkinci soruya geçiyorum hemen hiç uzatmadan. Pekala, bu sünnetin, nebevi sünnetin özellikle e ve daha sonraki e sünnetin e yasamadaki, teşrideki bizim hukuki düzlemde hayatımızı, belirlemedeki yeri nedir diyecek olursanız. Şimdi öncelikle Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Bizim en çok kafamızı karıştıran unsurlar işte buralarda söylenen şeylerdir. Ne diyor Allah, Allah Azze ve Celle? Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve ona itaatsizlikten sakın. Nebevi sünnetin bu kadar ön plana çıkartılmasında bu emirlerin çok 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 büyük önemi var. Eğer itaattan yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen açıkça tebliğ etmektir. Bir başka ayet. İşte o kimseler ellerinin altındaki Tevrat ve İncil'de kendisinden söz elmiş olduğunu görecekleri ümmi yani geçmişte vahiy kültürüne sahip olmayan ve çoğu okuma yazma bilmeyen Arap milletine mensup. Ben ümmi kavramı nedir diye tr 24ü 3-4 tane yazı almıştım. Yazmıştım sıra sıra. Oradaki ümminin okuma yazma bilmeyen değil efendimize bakan veçesiyle ehli kitaba veyahut da ilahi vahye mensup olmayan bir topluluğa özür dilerim. Ehli e, ilahi vahye muhatap olmayan bir topluluğa mensup olması anlamında kullanıldığını ifade etmiştim. Burada da onu vurguluyorum. Dolayısıyla ümmi peygambere uyacak kimselerdir. Yani kendisine kitap verilmemiş bir toplumda neşet eden peygambere bu peygamber onlara iyiliği emredip kötülüğü yasaklayacak. Onlara temiz ve hoş şeyleri helal, kötü ve çirkin şeyleri haram kılacak. Onları zorlayan hükümler ve yükümlerini hafifletecektir. İşte o peygamber geldiğinde ona inanıp güvenen, ona saygı gösteren, ona yardım eden ve yine ona indirilen Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenler olacaktır Arap suresinde. Bir başka, benden önce gelen, gönderilen Tevrat'ı tasdik etmek, ve geçmişte size haram kılınan, yasak olan bazı şeyleri helal, serbest kılmak için gönderildim. Ve Rabbiniz tarafından size bir mucize getirdim artık. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ali İmran. Allah ve Resulüne itaat edin. Allah ve Resulüne itaat eden kimseler işte onlar. Allah'ın nimetle namazlar kıldığı nebiler, sıddıklar, şehitler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaştır. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. İşte bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat konusundaki bu vurgular Kur'an-ı Kerim'de nebevi sünnetin hep ön plana çıkmasına ehl hadisi kastediyorum. Aslında o yaşayan sünnet dediğimiz şeyin yani ehl rey ekolünün o ehl rey damarının gelişmemesinin temel nedenlerinden bir tanesi olmuştur. Pekala gerçeğe baktığımız zaman, hayata bu göze baktığımız zaman böyle mi olmuştur? Bakın Kur'an-ı Kerim'e. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatına. Evet Kur'an'da bunlar var ama Allah Resulü'nün hayatında ona muhatap olan insanlar böyle mi davranmış? Buyurun. İtaat diyoruz değil mi? Kayıtsız ve şarsız, aklı dışlayan, gassalin elinde meyyit gibi olma olarak mı anlamış sahabe-i kiram bu ayetleri veyahut da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyanlarını? Hubab İbni Münzir meselesi meşhurdur. Bedir'de orduyu konuşlandırmış Allah Resulü ve gel, Mekke'den gelecek olan müşrikleri karşılamak üzere bekliyor. Savaş stratejisini belirli bir şekilde kurmuş ve orduyu konuşlandırmış. Geliyor Hubab -i ibn Müzür, alabildiğine saygılı bir dille ve diyor ki Ya Resulallah bu Allah'tan bir vahiy mi? Ordunun böyle konuşlandırılması yoksa senin kendi düşüncen mi? Senin kendi iştihadın mı? Senin kendi programın, projen mi? O diyor ki hayır bu benim düşüncem. Yanlış diyor Ya Resulallah. Bu böyle olmaz bak diyor anlatıyor işte daha eski dönemlerden gidenler hatırlayacaktır o volkanların e, geride bırakmış olduğu lavlardan hareketle bir yer var orada. Buradan gelmeleri mümkün değil çünkü çıplak ayakta basamıyorsunuz deve falan giremiyor oralara. Efendim burada biz arkamıza Medine'yi alalım buradan gelecekler şurada kuyular var kuyuları böyle yapalım ki Muhammed Ahmetullah Hoca Efendimiz Aleyhisselam'ın savaşlarını anlattığı kitapta çok güzel resmeder bunu Hazreti Peygamber Savaşları kitabında. Öyle bir stratejik şey koyuyor ki plan koyuyor ki ortaya ancak böyle yapalım diyor. Ve kalkıyor Allah Resulü sellem ben Allah'ın peygamberiyim sen de kim oluyorsun demiyor. Kalkın hubabın dediği gibi yapıyoruz diyor. Buyurun kayıtsız şarısı ithal olarak anlamamış sahabe-i kiram. Mesela çok daha garip bir şey söyleyeceğim şimdi sizlere. Hazreti Ayşe validemizin bir beyanını anlatacağım. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki evet diyor bunu Hazreti Peygamber yapmıştır. Allah Resulü yapmıştır ama sünnet değildir diyor. Ben ehli rey çerçevesinde bir düşünceye sahip olduğum için şimdi onu izah etmeye çalışıyorum daha ağırlıklı olarak. Evet Hazreti Peygamber yapmıştır ama sünnet değildir. Nerede diyor biliyor musunuz bunu? Mekke'den yola çıkarken Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye Muhasap Vadisi'nde toplanmış. Orada Efendimizin vefatından sonra işte bir İbn Ömer diyor ki bu vadide toplanmamız lazım çünkü Allah Resulü burada toplandı burada toplanmak sünnettir diyor. Hazreti Ayşe Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ey İbn Ömer dediğin doğru Allah Resulü burada topladığı insanları ve buradan yola çıktı ama bu sünnet değildir diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah Resulü'nün yapa gelmiş olduğu bir şeyi efendim aynı ile yapmayı sünnet kabul eden bir İbn Ömer bir de hayır kardeşim bunu yapmıştır ama buna sünnet diyemezsin diyen bir Hazreti Ayşe. Neden? İzahını şöyle yapıyor. Diyor ki innema kana menzilen yenziluhu nebi li yekuna asmaha li khurucihi ila medine Manası eshele li tevecuhi ila medine لأنه متسع يجتمع فيه الناس ما ناقصه demek diyor ki Hazreti Ayşe validemiz evet doğru söylüyorsun Allah Resulü bu menzile indi bu menzilde konakladı bu menzilde insanları topladı ama Medine'den dışarıya çıkış hareket noktamız burası daha kolay olsun için. Çiz zira burası o kadar geniş bir vadi ki bu muhassap vadisi o kadar geniş insanları ancak burada toplayabilirdi. Yani bir toplama merkeziydi orası diyor. Bunun sünnet diyemezsin diyor. Pekala İbn Abbas ne diyor? İbn Abbas da diyor ki leyse tahsibu bir şeyin. Muhassap vadisinde durmak insanlar orada toplamanın bir anlamı yok kardeşim diyor. Bu davşanca tercüme oldu ama. Evet bu bir anlamı yok. İlla burada ısrar etmenizin manası yok. Huve menzilun nezelehu Rasulullah. Des et. Bu kadar. Burası Allah Resulü'nün geldiği, konakladığı, insanları topladığı bir yer. Hepsi bu kadar. Daha fazla bir anlam vermeyin buna diyor. Daha öte bir anlam vermeyin. Anlatabildim mi? Şimdi devam edeyim. Bu noktada ben başka bir şey tahsifte bulunacağım. Şimdi hani dedik ya ya itaat edeceğiz ya da ehli, ehli, ehli eh, eserin görüşen ya da istimbad edeceğiz. Ya itaat edeceğiz noktasında söyledim. Sahabe-i Ekrem böyle yapmıyor. Onlarca örnek gösterebilir. Pekala e, istimbad etme konusuna gelince Necdet. Madem ki teşhideki yasamadaki yerini gösteriyoruz. O zaman şunu dememiz lazım. Müstakil bir yasama kaynağıdır hadis şerifler. Yani kanunlaştırma kaynağıdır. Dolayısıyla onlar kanun olarak kabul edilebilir. İki, hayır. Yasama yetkisi mutlak değildir Allah Resulü'nün. Allah namınadır ve Kur'an'ı açıklama ile kayıtlıdır. Nereden bakarsanız bakın, ister birinci görüşü kabul edin, ister ikinci görüşü kabul edin. Eğer Cenab-ı Hak işte tıpkı işte lime edin telehum, afallahu anki lime edin Niçin o Tebük Savaşı'na giderken senden izin isteyen insanlara izin verdin, beyanında olduğu gibi bir düzeltme gönderebilirdi. Dolayısıyla düzeltme göndermediği Hazreti Peygamber'e ait beyanlar da vahiy mahsulüdür şeklinde bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Ama bakın ama ama şu. Tarihi süreç içerisinde böyle anlaşılmamış. Şimdi örnekler vereceğim size. Ama lütfen tarihlere ve şanslara dikkat edin. Bir çizelge, bir timetable ne diyor? İmam-ı Azam sünneti ikiye ayırmış. Hicri 80'de doğmuş, 150'de vefat etmiş İmam-ı Azam. Sünenü Hüda, Sünenü Cevai manası şu demek peygamber olarak yaptıkları ve kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanları bağlayan hareketleri, sözleri, Sünenize vay, beşer olarak yaptıkları, yaparsanız sevap, yapmazsanız sevap değil. Hani üstadın da hani o sünnet lisalesinde söylediği şey var ya, hatıra onu getirir, o Allah Resulü böyle yaptı ve ondan dolayı sevap alabilirsiniz, adatınız ibadete çevrilebilir dediği nokta işte bu adatın ibadete çevrilebilir dediği nokta Sünen-i Zevait'tir. Bunu İmam-ı Azam diyor. Hem de çok erken dönemlerde. Devam edeyim. Sünnet iki çeşittir. Birincisi amel edilmesi farz, terk edilmesi küfür olan sünnettir. Yani peygamberlik vasıyla yapa gelmiş olduğu şeyler. İkincisi ise amel edilmesi fazilet, terk edilmesi sakıncalı olan sünnettir. Bunu da İmam Mekul söylüyor. Vefat tarihi 110 112. İmam-ı Azam'ın 150. Üçlü taksimde bulunuyor. Kim? İbni Kuteybe. Vefat tarihi 276. Bakın aynı çizgi. Fetva yani bir işte müfti olarak söylediği hakim, kadı, adalet bakanı gibi tabi caizse söylediği ve bir de devlet başkanı olarak yaptığı şeyler. Allah Resulü'nün davranışlarını almışlar. A'dan Z'ye yapmış olduğu her şey sünnettir kategorisi içerisine koymamış ulema. Üçe ayırmış. İmam-ı Azam ikiye ayırıyor. Devam edeyim. Karafi 626 vefatı İspanya'da yaşamış. Dörde ayırıyor. Tebliğ diyor. Peygamberlik vasfıyla yaptığı şeylerdir. Ve bütün ümmeti Muhammed'e bağlar kıyamete kadar. Ama fetva, kaza veyahut da imamet devlet başkanlığı olarak yaptığı şeylerde ilkeler esas alınır. Maksatlar esas alınır. iyi bir yaklaşım sergilenir. Bunu diyen Karafi yıl 626. Beşi Taksim. Hasan-ı Vefat tarihi 436 belki değiştirmem lazımdır Ama beşli taksim o yaptığı için ben e, ikili, üçlü, dörtlü, beşli diye gidiyorum. Hem peygamberimizin yapması hem de bizim yapmamızın emredildiği imtisali fiiller. Örnek alacağız yapacağız. Hazret veya model alacağız yapacağız. Sorry. Efendimizin insan olarak yaptığı cibilli, fıtı fiiller. Hazreti Peygamber'e has olan fiiller, Kur'an'daki mücmel hükmü açıklayan fiiller, bu dört grubun dışındaki fiiller. Bu da Hasan-ı Basri'nin taksimi. Yedili taksim var. Şah Veliyullah Dehlevi nerede 1176'da imtisali fiiller, cibilli fiiller. Bunlar ait kıyamet gibi örnekler var. Bunlara girmiyorum ama maksadımın anlaşıldığını düşünüyorum. Mücmel bir hükmü beyan eden ve mutlak bir hükmü takid eden beyani fiiller, imtisali cibilli, Hazreti Peygamber has olan, beyani olan, olmayıp fiil sıfatı bilinmeyen fiiller. Sıfatı bilinmeyip peygamberin yaptığı fiiller Hazreti Peygamber'in kendisinde ibadet yani kurbet kastı bulunmayan fiiller bu da yedil bir taksim. Geliyorum ve 12 bir taksim var. Tahir bin Aşur yapıyor. Vefat tarihi 1973. O diyor ki Allah Resulü'nün bütün davranışlarını önüne koymuş. 12 bir taksim yapıyor. Teşri yani yasama. Kanun hükmünde kıyamete kadar Müslümanları bağlayacak olan beyanları, fiilleri ifta, fetva olarak verdiği şansı özel, kaza hüküm olarak verdiği şansı özel, devlet başkanı olarak yaptığı yol gösterme, insanları barıştırma, danışana fikir verme, nasihat, insanları mükemmel hallere getirmek için yapmış olduğu teşvik, hakikatleri öğretme, tehdit ve da azarlama ya da fıtri cibilli halleri diyor Tahir bin Aşur. Orada yanlış yazmışım. Evet fıtri cibilli halleri. Sonuç gördüğünüz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli hadiste olduğu gibi her bir davranışını, her bir sözünü nihai olarak kıyamete kadar bütün müslümanları bağlayıcı fiiller olarak görmüyorlar, ayırıyorlar. Bağlayıcı olan ve olmayan diye benim ayırdığım gibi. Dolayısıyla o ikili tasnif bu İmam-ı Azam'ın yapmış olduğu tasnife çok daha e, benzeyen bir tasnif. Netice sona doğru gidiyorum. En genel manada bana göre bağlayıcı olan ve olmayan diye ikiye ayrılabilir. Yasama, teşri diyoruz ya. Bağlayıcı olan alanda cereyan eder ama orada da bir model değil bir örnek olarak. <laughs> yani oradaki ilkeyi, amacı, hedefi, prensibi, maksadı ve bütün bunları gözeterek, bir bütün halinde gözeterek şekli de değil, özü, esası, gayeyi ön, ön plana çıkartarak bir hüküm verebiliriz. Demin vermiş olduğum misal içerisinde misvak. Misvaktaki amaç size soruyorum. Misvak kullanmak mıdır? Yoksa Misvakla ağız temizliğini sağlamak mıdır? Eğer ağız temizliğini sağlamak diyorsanız o zaman misvaktan başka bir alet icat edilse. Ben o aletle o şeyle ağız temizliğini sağlasam yine sünnete uymuş olmaz mıyım? Anlatabildim mi demek istediğimi? Buradaki amaç misvak kullanmak değildir. Diş temizliğidir, ağız sağlığıdır. Onu o dönemki şartlar içerisinde Allah Resulü misvakla yapıyordu. Çünkü Colgate diş macunu yoktu. Çünkü diş fırçası yoktu. Diş fırçası olsaydı büyük bir ihtimalle Allah Resulü eğer tıbbi açıdan insan sağlığına muhalif değilse büyük bir ihtimalle misvak yerine onu kullanırdı. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Onun için şekle takılmamak lazım. Maksadı, gayeyi özü gözetmek lazım. Şimdi ben size örnekler vereceğim. <laughs> Birkaç tane örnek vereceğim müsaadenizle. Bunlardan bir tanesi seferde oruç tutulmaz. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu ve sellem diyor ki seferde oruç tutmak hayırlı yani bir değildir. Bugün sevabı oruçsuzlar kazandı. Şimdi siz bu hadisi ele alaraktan ehli hadis olarak yaklaşırsanız meseleye literalist bir yaklaşım sergilerseniz şöyle diyebilirsiniz. Seferde oruç tutulmaz. Okay. Hızınızı alamıyorsanız yani böyle feta vermeye müştak insanlar vardır ya seferde oruç tutmak haramdır diyen de olabilir. Mekruhtır diyen de olabilir. Halbuki, halbuki değerli abilerim, özeti şudur. Hazreti Enes diyor, biz bir seferde Resulullah'la beraberdik. Aramızda bir kısmı oruç bir kısmı tutmuyordu. Sıcak bir yerde konakladık. <laughs> Gölgelenenlerin çoğu elbisesi olanlardı. Bir kısmımız güneşe karşı eliyle korunuyordu. Derken oruçlar yığılıp kaldılar. <laughs> Oruçsuzlar kalkıp çadırları kurdular hayvanları suladılar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bugün sevabı oruçsuzlar kazandı. Suyunuz için hocam, suyunuz için. Konsepti bu. Konsepti bu hadisi. Şimdi siz bu konsepti nazara itibara almadan efendim bugün işte seferde oruç tutma hükmünü verir iseniz şayet ee, ayıp olur değil mi böyle demem. Söyleyeyim mi Nevzat abi? Estağfurullah buyurun. Sevapsa benim sevabım, günahsa günah sana olsun. Halt edersiniz. Bak tekrar söylüyorum. Halt edersiniz. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Bir başka şey. Cuma günü gusledin ve güzel koku sürünün. Sadece hadisin bu lafsından hareketle hüküm verelim şimdi. Diyelim ki cuma günü gusül almak ve koku sürünmek farzdır. Vaciptir. Menduptur. Tersi gusül almadan cumaya gelmek haramdır. Koku sürünmemek mekruhtur. Sayın sayabildiğiniz kadar iyi. Hızınızı alamıyorsanız. Halbuki öyle değil ki. Olay ne? Cuma günü, çalışma günü sadece cuma namazı esnasında insanlar efendim şey yapıyor işlerini bırakıyorlar ve tarladan bacadan gelen terli terli gelen insanlar bir de yün elbiseler giymişler müthiş bir koku oluyor Mescid-i Nebi'de. İşte ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıkanarak gelin diyor. Güzel koku sürünerek gelin diyor. Yahu bu Mescid-i Nebi'yi kokutuyorsun bu ter kokusundan geçilmiyor diyor. İnsanları camiden tiksindireceksiniz diyor. Manası bu. Devam edeyim bir başka şey. Şimdi e, bu resimde de gördüğünüz gibi. Büyüklük taslayarak elbisesinin eteğini yerde süreyen kimseye Allah mahşer günü rahmet nazarıyla bakmaz. Şimdi buradan bir hüküm verelim. Eteği uzun tutmak büyük günahtır, haramdır, yasaktır, suçtur. Pantolonun paçalarını bizim gençliği zamanımızda vardı. İspanyol paça böyle acayip garayip böyle bir pantolonlarımız vardı. Böyle bir pantolon giymek haramdır, suçtur, yasaktır, günahtır deyin. Nitekim bir takım insanlar söyledi bunu bizim gençliğimizde. Ben İspanyol paça pantolon giyiyordum 1975 76 liselerdeyken. Bizim büyüklerimiz derdi ki bu haramdır, yasaktır, günahtır, suçtur diyorlardı bunları. Şimdi halbuki söz konusu olan nedir? Söz konusu olan şey şudur uzun etekli bir elbise giymek o toplumda kibir alametidir. Kibir alametinin olmadığı bir yerde istediğiniz gibi giyinebilirsiniz kardeşim bu kadar basit. Ama meseleye zahiri literalist bir yaklaşımla ele alan harici zihniyetli insanlar ne yapıyor şu anda Amerika'da veya dünyanın başka yerlerinde, Müslüman ülkelerde, özellikle Pakistan'da mesela Tebliğ Cemaati ve benzeri onlar Eteklerini yukarıya kadar çekiyorlar, değil mi? Bu giymiş oldukları elbiselerin. İşte bundan dolayı, yani lafsi bir yaklaşım, literalist bir yaklaşım sergiliyorlar. Halbuki esas olan gayi bir yaklaşım sergilemektir. Hasıl, siyakun nes veya siyakun makam dediğimiz, yani iç ve dış bağlam. Sebebi burut veya da vasatül hükm hadisi mutlaka konsepti içerisinde ele almak ve okumak zorundayız. Bir başka şey sebebin hususuli hükmün umumiliğine mani değildir ilkesi her yerde doğru sonuçlar doğurmaz işte burada doğurmadığı gibi ondan dolayıdır ki geçen gün bana kulakları çınlasın Mustafa Başar Hoca ve İrfan Bey Almanya'dan bağlandılar bir ders esnasında bir soru sordular Riyazu Salihin okuyoruz da şöyle şöyle ne alakalı bir şey benim onlara söylediğim şey şu oldu siz Riyaz Salihin okumayın dedim biraz böyle exaggerate yaparak. Çünkü Riyazu Salihen İmam-ı Nebevi'nin derli diyor hadiste hadislerin sebebi burada anlatılmıyor. Sadece nebi sahabi ravisi anlatılıyor. An Ebu Hüreyre galen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ve hadisi veriyor. Siz o hadisin hangi vasatta, hangi zeminde, niçin söylendiğini bilmiyorsunuz. Onun için mutlaka bunları anlatan Veyahut da Riyaz-ı Salihin'i illa okuyacağız diyorsanız bu hadislerin aslını Buhari'den, Müslim'den, başka kitaplardan bulunarak bak evet Riyaz-ı Salihin'de böyle dinliyor ama konsepti buymuş diyerek okuyun diye bir tavsiyede bulundum onlara haddime aşkın. Olur. Evet. Bitiriyorum. Ee, daha uzatmayacağım, örnekleri vermeyeceğim ama sadece söyleyeceğim. Teravih. Bir seferde üç talak. Sevat arazisinin Hazreti Ömer tarafından dağıtımı veyahut da dağıtılmaması müellefi kulübe zekat, beni Kureyza'da iki namazı kılması, yüzlerce örnek verebilirim. Lafsi yaklaşımla gayi yaklaşım, maksadi yaklaşım arasındaki fark ve onların e, hükme yansımaları adına Hazreti Ömer'in teravih namazıyla alakalı söylemiş olduğu beyan var ya. Şimdi Efendimiz evet. hayat seniyesine baktığınız zaman teravih namazını iki defa cemaatle kıldırmış. Onun haricinde kıldırmamış. Onlarca cemaatle teravih namazı yok Allah Resulü'nün hayatında. Hep kendi başına kıldırıyor. Ama Hazreti Ömer dönemine gelince Hazreti Ömer diyor ki ya bu namazı Allah Resulü kıldırdı. Ama onun bunu kıldırdığı dönemde efendim teşri devam ediyor, yasama devam ediyordu. Ve Allah Resulü'nün de korkusu vardı. Neydi korkusu? Ümmetime Fars kılınır korkusu. Şu anda böyle bir korku oradan kalktı. Ama Altogether birlikte namazı kılmak insan ruhuna da toplum hayatına da vesaireye de çok önemli bir nokta. Öyleyse gelin diyor bu namazı birlikte kılalım diyor. Anlatabildim mi? Bakın farklı bir yasamada bulunuyor. Farklı bir noktaya giriyor. Maksadi bir yaklaşımdır. Pekala nebevi sünnetin kaynakları da önemlidir. Ben kısaca bir kısa kısa söyleyeceğim. Çok uzun uzatmayacağım. Şimdi ne demiştik? Nebevi sünnetin aynı zamanda sünnetten müteşekkil. Yani Hazreti Adem'den beri devam ede gelen o sünnet dediğimiz şeyleri de alalıyor. alıyor. Bunu insanlığın birikimi diyebilirsiniz. Nitekim, nitekim, sesini söyleyebilirim. Bugün Ebu Cehil'i yatağından kaldırırsanız mezarından ve hadi bakalım kendi inancına göre bu dünyada yaşarken yani 1443 yıl önce yaşarken yaptığın gibi bir haç yap deseniz bugün benim yapacağım hac ile arasındaki fark yüzde yirmidir. Yüzde yetmiş dokuz, yüzde seksen ölçüsünde cahiliye dönemindeki insanların kendi inançlarına bağlı olarak yapmış olduğu ibadetleri biz yapıyoruz. Bu insanın kazanımı işte insanın birikimi. Hepsini yani tavafından tutun, minasında kurban kesmesine, müzelifede gecelemesinden, efendim e, ee, Arafat'ta dua etmesine varıncaya kadar birçok şey, kurban kesme, birçok şey zaten cahiliye inasında yapa gelmiş olduğu şeyler cümlesinden. Pekala Nebevi Sünnet'in kaynakları. iki Kur'an, 3 Cebrail Aleyhisselatü Vesselam'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a beyanları ama biz bunları vahiy olarak okumuyoruz şu anda. 3 akıl, 4 veya dört beş bilmiyorum e, rüya, Efendimiz Aleyhisselam'ın sadık rüyaları, mizaç, beşeri birikim tecrübe, başka din mensuplarına muhalefet. Çünkü Allah Resulü bir toplum kurmaya çalışıyor ve kurmuş olduğu o toplumda çok keskin ayrımlar yapması lazım tevhidi ikame edebilmek için. Onun için onlar saçlarını uzatıyorsa kısaltıyor, sağa doğruysa sola, sola doğru tarıyor. İstişare, ortak akıl, sosyal çevre, örf, adet, gelenek ve görenek. İşte bu gusül mesela cahiliye insanları da affedersiniz cinsel birleşmeden sonra gusül alıyordu. Oruç onlar da tutuyordu. İtikaf onlar da giriyordu. Demin söylemeye çalıştığım gibi. Nikah onlarda da vardı. Nikah aynen bizde kabul edildiği gibi. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın kabul edildiği gibi mehir iki tane şahitle tahakkuk eden bir akitti. Yani İslam yeniden icat etmedi onu, inşa etmedi. Var olanı tatbik etti ve kabullendi. Üzerine de bir şey koymadı. Ve diğer şeyleri sayabilirsiniz. Şimdi yaygın kullanımı kabul ederek yani bugün biz sünnet diyoruz ya bu ayrımı yaptım ya ben bu ayrım yani sünnet nebevi sünnet yaşayan sünnet ama onların toplamına sünnet diyorum onların toplamına çünkü bu yaygın kullanım bunun üzerine kurulu İki tane tanım yapacağım bir tanesi hadis profesörü Ankara İlahiyat'ta Hayri Kırbaşoğlu'nun tanımı ikincisi ise Adizane, fakirane benim Hayri Kırbaşoğlu diyor ki sünnet Hazreti Peygamber'in döneminde İslam toplumunu akide, ibadet, siyaset, ekonomi, eğitim, ahlak, hukuk ve benzeri bireysel veya toplumsal hayatın her alanında yönlendirip yönetmede Kur'an başta olmak üzere esas aldığı ilke ve prensipler bütününün oluşturduğu bir zihniyet ve bir dünya görüşü. Aynen katılıyor. Üçünü toplayarak tekrar söylüyorum sünnet o hani Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleri, fiilleri, davranışları veyahut da takrirlerinden ibaret değil. Çok daha geniş bir kapsamda ele alınması gerekir eğer biz bugün İslam'ı hayata taşımak istiyoruz. Pekala ben ne diyorum? Ben de benzer şeyler söylüyorum. Diyorum ki inançtan ibadete, eğitimden siyaset, hukuk, ticaret ve ahlaka kadar Hayatın, hayatın her alanını ilgilendiren bir çerçevede Allah Resulü nedir? Yaşayan Kur'an'dır değil mi? Yaşayan Kur'an olan Allah Resulü'nün hayatını ya model alarak ya da örnek alarak. Model alma Sallu kemer aytumuni salli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın. Model budur. Değişikliğe gidemez. Örnek almaya gelince hanımlarına hitabı Hazreti Ayşe validemize ya Aiş diyor. Niye Aiş demiyor? Çünkü yo Aiş tabiri sevgi ifade ediyor karı koca arasındaki muhabbeti ifade eden bir kavram Arap kültüründe. Onun için böyle söylüyor. Pekala ben şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnetini örnek alsam model değil. Karısına da Hazreti Ayşe olan insanlar ya Aiş diyerek sünnete birebir uydu. Ama karısının adı Hazreti Aişe olmayanlar ne yapacak? Onlar nasıl hitap edecek? Onlar oradaki ruhu esas alacak. Manayı maksadı esas alacak. Ve o sevgiyi ifade eden bir kavram kullanacak. Söz gelimi benim dedem nineme garı derdi ama aralarında acayip bir sevgi vardı. Ninem de dedeme adam derdi. Ninem adam derken, dedem garı derken inanın bana o sevgiyi ifade ediyorlardıysa sünnete uyuyorlardı. Bugün biz hani diyorsak, sweetheart art diyorsak, canım diyorsak, aşkım diyorsak aynı şeyi yapıyorsunuz. Arz edebildim mi? Yani örnek almakla model alma arasındaki farkı ifade için bu örneği verdim. Şimdi Nevzat abi oradan gülüyor ama ne diyor bilmiyorum. Şimdi model ve örnek alarak yapılan ve İslam'ın ruhuna aykırı olmayacak şekilde insanların maslahatı ekseninde buraya dikkatlerinizi çekerim. Süreklilik içinde değişiklik kazanan formlardır. Neden? Zira nehir akıyor. Hayat devam ediyor. Ve o devam eden şeyler içerisinde yeni şeyler ortaya giriyor. Onun için bu değişikliği süreklilik içinde yapmanız gerekiyor. Yapmamız gerekiyor. Evet Fatih Bey bitiriyorum. Pekala Hoca Efendi ne diyor? Hoca Efendi'nin ben sünnet kavramına yeni bir yaklaşım getirdiğini bilmiyorum. Ama izahı adına getirdiği yaklaşımlar çok önemli. O bor şeydeki e, yeni mahalle yeni neydi yeni cami Üsküdar Valide Sultan mı? O sonsuzluğun vaazlarını yaptığı Üsküdar'daki camide... Sünnetin teşhi ve teşhideki yeri altı üçüncü kitap da bakın isterseniz oraya yeni bir yaklaşım getirmiyor. Yani İmam-ı Şafi'nin kabullenmiş olduğu e, tarifi getiriyor. Ama izahı adına söylediği şeyler çok önemlidir. Ben üç tane slide dikkatlice okuyacağım. Siz de dikkatlice lütfen dinleyin. Bunlarla zaten e, sabrınızı üstü ettim şu ana kadar. Bitiriyorum. Diyor ki Hoca Efendi asıl saadette yaşanan hayatın kelimesi kelimesine, milimi milimine günümüze aktarılması ve hiç değiştirilmeksizin aynen uygulanmaya çalışılması çatışmaya sebep olacağı gibi dinin ruhuna da uygun olmayabilir. Doğru mu yanlış mı? Gittiniz Mekke'de, Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinin maketlerini gördünüz değil mi? Hadi bakalım hanımlarınızı böyle bir evde yaşamaya zorlayın. Bir göz oda, bir tane mendeminde yer yatağı, şu kadarcık buğday, şu kadarcık ortada bir ateş, ee, saç ocağı, saç ocağının üzerine bir kazan, yemeği bunlar da yapacak. Hadi bakalım zorlayın. Milimi milimine yaşama mümkün olur mu Allah aşkına? Hayatı dondurma demektir bu. işte diyor ki böyle bir dayatma dinin ruhuna da uygun olmayabilir. Dinin ruhuna uygun değildir. Daha açık bir söz söylüyorum. Dinin ruhuna uygun değil. Yapılması gereken sünnetin temel felsefesinin iyi kavranması ve dinin işte da açık diyeceğim açık bıraktığı yani artık gerisini siz tamamlayın yorumunu siz yapın dediği uçlardan harekette içinde yaşadığımız zaman ve şartlara uygun olarak günümüz problemlerine çözümler bulunmasıdır. İşte bunun için ben bu sunumu sizlere yapma ihtiyacı hissettim. Süreklilik içinde değişim derken de kastettiğim bu. Siyeri bu göze bakılacak olursa, Allah Resulü'nün savaş ve barış statüsünden, inşaat ve tebliğ usulünden, idare ve yönetim anlayışından veya fetva ve kazaya da uygulamalarından günümüz için çok önemli ilke ve prensipler çıkartılabilir. İmam Azam ne diyordu? Aynı şeyi söylüyordu. İlke ve prensipleri çıkartarak belki yeni bir form ortaya koyacaksınız. Devam ediyor. Elimizde alem şumul değerlerin bulunduğunda şüphe yoktur. Fakat Önemli olan bunları mevcut konjöktüre uygun olarak yorumlayabilmektir. Bugün yaşamak istediğimiz hayat farklı bir çizgide de olsa geçmişte yaşanmış olabilir. Yani o asıl saadet deyip maziye öykünme değil. O mazide var olan ruhu günümüze taşıma. Onun içindir ki asıl saadet çok önemlidir. Altın nesil çok önemlidir. Fakat aynı ölçüler içerisinde örnekleri kendinden hareket kavramı da çok önemlidir. Hoca kastetmiş olduğu şey budur. O asrı saadette var ola gelen altın nesli kendi içimizden çıkartabilmektir. Ama biz bazen ne yapıyoruz? Kendi içimizden çıkartmayı bir kenara bırakarak asrı saadet öykünmeleriyle efendim Sadi İbn Abbas böyleydi, Hazreti Halit böyle diye kendimizi unutuyoruz. Böyle bir şey gözetmememiz lazım. Ama o günkü çizgiyle bugünkü çizgiyi çok iyi belirleyemez ve bunlar arasındaki farkları göz ardı ederseniz arzu ettiğiniz şeyleri gerçekleştiremezsiniz. Format farkına ihtiyaç olduğunu, önümüzde duran bir kısım hazım çözümlerin yeniden ele alınması gerektiğini unutmamalıyız. Ve son cümleleri bununla birlikte. Tevarüz ettiğimiz değerleri ve temel disiplinlerin mevcut şartları ve konjektüre göre yorumlamanın kolay bir iş olmadığını, bu konuda çok büyük hatalar yapılabildiğini, yapıldığını unutmamak gerekir. Özellikle şahsi inisiyatiflerle problemlerin halledilmeye çalışıldığı, indi mülahazaların öne çıktığı yerlerde yanılmalar çok olur. Çünkü bir metodoloji gerekir, çünkü bir düşünce disiplini gerekir, sistematiği gerekir ve tutarlılığı gerekir. Şahıs bunları her zaman için gözetemeyebilir. Muhtemel yanılmaları en aza indirgemenin yolu ise, bu işin bir heyetin mütala ve müzakeresine havale edilmesidir. Zira tedavüle efkarda hakikatlar tebellül eder. Yani fikir alışveriş sayesinde hakikatlar ortaya çıkar. Dinin müstakim yorumu adına ölçüler diye 13 Aralık 2020'de yayınlanan bir sohbetinden bir parça bu. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediniz. Sağ olun, var olun.